Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere kemoterapi sürecinde nasıl beslendiğimden bahsetmek istiyorum. Bu kemoterapi ilaçları verilmeden önce size beslenme konusunda ön bilgilendirme yapılıyor. Her doktor hastası için veya hemşire, sorumlu hemşire hastası için bu konuda bilgilendirme yapıyorlar. Çünkü bazı besinler yenilirken bazı besinler yasak oluyor. O yüzden bu gibi şeyleri mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü vücudumuzdaki aldığımız kemoterapi ilaçlarıyla birlikte bazı besinler etkileşim gösterebiliyor. Bir de şöyle bir şey var ki kemoterapi ilaçları vücudumuzdaki hücrelerin dengesini tamamen bozmakta. Yani şöyle ki vücudumuzdaki bağışıklık sistemimizi çökertmekte. Bizim de bu bağışıklık sistemimizi dışarıdan aldığımız besinlerle güçlendirmemiz gerekiyor. Şimdi bana söylenen şunlardı. Benim hastalığımla ilgili olanları, benim beslenme tarzımı sizlere aktaracağım. Bana öncelikle şöyle söylendi. Yani bu kemoterapi ilaçları vücuduma verildiğinde sana halsizlik yapabilir. Bu gibi durumlara tabii ki biraz yap dinlen. Ama mutlaka dışarıda her gün yarım saatlik yürüyüşler yap dedi. Tamamen yatağa bağlı bırakma kendini dedi hemşire. Ama benim hastalığım pandemi dönemine denk geldiği için ben dışarıya çıkamadım. O yüzden evde yürüyüşler yapmaya çalıştım. Hareketsiz kalmamaya çalıştım. Bol bol sıvı tüketmem gerektiği söylendi. Çünkü kemoterapi ilaçları verildiğinde onu vücudunuza atmak için bol bol su içmeniz gerekiyor. Ve sıvı tüketmeniz gerekiyor. Bunun dışında düzenli uyku uyumamı söylediler. Beslenme olarak da protein ağırlıklı beslenmemi söyledi doktorum. Et, tavuk, balık bunları haftaya yayarak yemem gerekiyormuş. Ben de o şekilde beslendim. İlik suyu kaynattım. Yemeklerime kattım. Çorbalarıma kattım. Bunun da sakıncası olmayacağını söyledi doktorum ve hemşirem. Bunun dışında çok mide bulantın olduğunda tuzlu şeyler yiyebilirsin dedi hemşire. Tuzlu kreker, işte leblebi tarzı şeyler yiyip bulantıyı biraz daha azaltabilirsin dedi. Ben hani doktorumdan veya hemşiremden bu bitki çaylarıyla ilgili bir şey duymadım. Yani bana bir şey söylenmedi. Ben de hamile olduğum için bitki çaylarından biraz uzak durdum açıkçası. Ama hani bazı kişiler veya dışarıdan okuduğumda, internetten okuduğumda zencefil çayının ve nane çayının mide bulantısına iyi geldi yazıyor. Ama bilmiyorum tam olarak nedir. Yine de böyle şeylerin doktora sorulmadan içilmemesi gerekiyor. Ben de hamile olduğum için kesinlikle alternatif tıptan uzak kaldım. Yani bana söylenen hiçbir şeyi yapmadım doktoruma sormadan. Pekmez, kanımı nasıl yükseltebilirim diye sordum. Çünkü kan değerleriniz de çok düşüyor. Ben tabii ki dışarıdan takviye olarak ilik iğnesi vuruldum. Kanımı biraz daha artırmak için doktorum o şekilde önerdi. Onun dışında da yiyecekle ilgili kırmızı mercimek tüketmemi söyledi. Pekmez yiyebileceğimi söyledi. Kuru üzüm. Bunları dışarıdan takviye edebilirsiniz. Yani bana o şekilde söylendi. Tabii ki siz de doktorunuza danışmadan bunları kesinlikle yapmayın. Onun dışında hani bu kemoterapi ilaçları sindirim sistemimize de zarar veriyor. Hani bazı insanlar ishal olurken bazı insanlar kabız olabiliyor. Benim de bu şekilde olabileceğimi söyledi hemşire. Bunda çok bir şey yaşamadım açıkçası. Eğer yaşarsan dedi. Bunu da eğer kabız olursan bamya tarzı yiyecekler yiyebilirsin, kuru kayısı yiyebilirsin dedi. Bunlar iyi gelecektir dedi. Eğer ishal olursan patates püresi, muz, pirinç bunları yiyebilirsin. Bunlar da iyi gelecektir, toparlayacaktır dedi bağırsaklarını. Bunların dışında ağız yaraları oluşabilir dedi. Ağzının içinde, boğaz yollarındaki benim oldu. En çok da bu beni büyük yordu açıkçası. Bunun için de ağzını sürekli karbonatlı suyla temizlemem gerektiğini söyledi. Ve gerçekten bana çok faydası oldu bunun. Sürekli ağzımı karbonatlı suyla temizledim ben. Bunun dışında yememem gereken şeyler ise kesinlikle uzak durmam gereken şeyler ise greyfurt ve nar olduğunu söyledi hemşire bana. Çünkü bu kemoterapi ilacıyla birlikte etkileşim gösterebiliyormuş. O yüzden kesinlikle bu ikisinden uzak dur dedi. Yine dışarıdan yiyecek yememi kesinlikle yememem gerektiğini, evde beslenmem gerektiğini, günlük ve taze yiyecekler tüketmem gerektiğini söyledi.
Yani şöyle, yiyeceğiniz yemeği çok az yapıp aynı gün tüketmen gerekiyor. Eğer ki ertesi günde yiyeceğim diyorsan dışarıda 2 saat kaldıktan sonra mutlaka dolaba kaldır dedi. Beklemiş yemeği yememen gerekiyor dedi. Ben de buna dikkat ettim. Onun dışında buzluk yiyeceğini yememem gerektiğini söyledi. Buzluktan bir şey yeme dedi. Mevsiminde ne varsa taze sebze veya meyve, mevsimindeki olan şeyleri yemem gerektiğini söyledi. Turşu, onun dışında konserve, bunları kesinlikle tüketmemem gerektiğini söyledi. Ben bunların hepsine dikkat etmeye çalıştım. Çünkü hani o gün, yani o aylarda mevsiminde ne varsa onu tüketmeye çalıştım. Çünkü hani kemoterapi ilaçları verildiğinde vücudunuzda nasıl bir etkileşim olacağını bilemiyorsunuz. O yüzden doktorunuzun söyledikleri veya hemşirenizin söylediklerinin dışında kesinlikle çıkmamanız gerekiyor. Dışarıdan size derler ki hani benim yakınım şunu kullandı, iyi geldi, alternatif tıpla ilgili şunu kullandı, iyi geldi. Size de öyle şeyler önerebilirler. Bana da öneren olmuştu. Bunları kesinlikle mutlaka ama mutlaka doktorunuza danışmadan kesinlikle tüketmeyin. Çünkü bilemiyoruz. Yani kemoterapi ilaçları vücudumuzdaki hani verilen o yiyeceklerle etkileşimini bilmiyoruz. O yüzden doktorumuz bize en sağlıklı bilgiyi verir. Lütfen kulaktan dolma bilgilerle beslenme tarzınıza değişiklik yapmayın. Size ne öneriliyorsa ona mutlaka dikkat etmeye çalışın. Ben o şekilde yapmaya çalıştım. Bana söylenen neyse onları yapmaya çalıştım. Mide bulantım için, bağırsak düzenim için veya hani bağışıklığımı güçlendirmek için bu şekilde yiyecekler tüketmeye çalıştım. Mesela kırmızı et. Bunu da hani dışarıdan aldığınızda, hani dışarıdan alıyoruz ya, dışarıdan aldığınızda mutlaka yerin, hani aldığınız yerin güvenli olmasını söyledi. Yağsız olanından tüketmemi söyledi. Eğer yine dışarıdan yemen gerekiyorsa, dışarıda yiyecek yiyeceksen yine bunu en güvendiğin yerden tüketmen gerekiyor dedi. Kesinlikle dikkat et. Yani evde beslenmeye çalıştık ve ben de öyle yaptım. Zaten pandemi dönemiydi. Bir yere de çıkamıyorduk ve hamileydim. Benim ekstra kendime dikkat etmem gerekiyordu. Ben o yüzden söylenen her şeyi harf harfe yerine getirmeye çalıştım. Siz de kesinlikle öyle yapın. Herkesin beslenme, yani her hastalığın kemoterapi sürecindeki beslenme tarzı farklı olabilir. Bana söylenenler bunlardı. Ben de size bunları aktarmak istedim. Eğer faydalı olabildiysem çok mutlu olurum. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.